kapı boyu 8 metre olduğu için biraz kapanma ve açılma zaman alıyor. Fakat genel olarak performans çok güzel. Merhaba. BFT BTA600 yana kayar kapı motorunu tanıtmaya çalışacağım. Paket içeriğinde görmüş olduğunuz bir adet motor, alt bağlantı ekipmanları, 2 adet fotosel, kapı önüne bir engel geldiğinde sistemi durdurması için, 1 adet kapı çalışırken ışıkla uyarı yapmak için bir flaşörümüz, dişlerimiz, stop sistemimiz ve kumandamız. Bizim alacak olduğumuz, yani kuracak olduğumuz sistemde 8 metre kapı boyu ve 5 adet kumanda istedik. Normal paket içeriğinde 4 metre dişli sistemi, 2 adet de kumanda mevcut. Bunları ilave fiyat ödeyerek alabiliyorsunuz. Şu anda bu sistemi burada demo yaparak evde sistemi tanımaya ve çalıştırma işlemi yapacağım. Bu işlemi yaparken de aşama aşama resimlerle veya videolarla size göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açmak için şurada bulunan 2 adet cıvatayı söküyoruz. Daha sonra paketimizi açıyoruz. Cıvataları aldıktan sonra paketimizi açıyoruz. Buradaki bağlantı kart koruma kapağını açıyoruz. Burada küçük tırnaklar var kenarlarında. Tırnakları açarak rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi genel klemanser hakkında bilgi vereceğim. Burası 220 girişimiz. Bu motorun ana beslemesi. Motorun sağa ve sola dönmesini için komut gidiyor. 20-21 no'lu klemansemiz flaşöre gidiyor. 41-42-43 kablomuz. Motor arkasındaki kapı kapandı ve kapı sonda switchlerinden geliyor. 50-51-52-3 turuncu klemansemiz ise fotosel 24 volt beslemesi. Siyah klemansemizde ise 60-61-62. Bu da kumandasız manuel açıp kapamaya yarıyor. Kapı kenarında veya uzak noktadaki bir yere kabloyla buraya aç kapa, kapıya açma ve kapatma komutu için giriş yapılıyor. Burası ise fotoselden gelen komutları alarak sistemin kapandı, açıldı, engel var, risk yok gibi çalışmaları sağlıyor. Motor üzerinde ayrıca burada 3 tane trim potumuz var. Bu trim potlardan T1 otomatik kapanma süresini belli ediyor. Yani kapımız açıldığında bekleme süresi maksimum 120 saniye kadar ayarlanıyor. 120 saniye sonrasında kapı tekrar otomatik kapanıyor. İkinci trim potumuz ise motorun watt gücünü, yani kapının ağırlığına göre motorun tork kuvvetini arttırmak için ayarlanan bir trim potumuz. Üçüncü trim potumuz ise T3'te motorun son noktalarda açma ve kapama noktalarında motorun hızını yavaşlatıyor. Yani ne kadar, kaç metrede yavaşlamaya başlayacak, kaç metreden sonra hızlanmaya başlayacak şeklinde. Bu da kapı kapanırken pat küt çarpma sesleri veya sert hareketleri yumuşatmak için koyulmuş olan bir özellik ve çok harika bir özellik. Ayrıca burada 3 adet switch'imiz var. Bunlar S1, S2 ve S3. S1 ve S2 kumanda bitonlarını tanıtmak için kullanılıyor. S3 ise yaklaşık 10 saniye basıldığında kapıyı otomatik olarak, tabi bütün montajlar bittikten sonra, sağ ve sol switchlere basarak kapı boyunu, kapı ağırlığını, kapı mesafesini hafızaya alıp çalışması için bir programlama noktası. Bunu yaptığımızda
Sistem kapı boyunu net bir şekilde tanımlıyor ve tanımladıktan sonra ona göre çalışıyor. Şu anda burada demo yapmak için ben daha önceki bağlamış olduğum kabloları gösteriyorum. Flaşörde ve sensörlerdeki. Bunlara göre bağlantı yapacağım. Burada demo yapalım, çalıştıralım. Yerine taktığımızda farklı bir aksilikle yaşamayalım. Cihazımızı tanımış olalım. Ve cihazı takılma aşamasını da orada dişli montajına kadar aşama aşama göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olacak. Flaşör girişini yaptım. Flaşörün cihazını söktüm. İçi bu şekilde. Buradan yan taraftaki anten girişi değil, 24 volt olan kısmına bağlıyoruz. Artı eksi yok burada. Direkt herhangi birisine bağlayabilirsiniz. Tekrar devam ediyorum. Sensör bağlantıları da tamam. Buradan 50-51'den gelen bağlantılarımızı çoklu giriş olan burada 1 ve 2 nolu girişe giriyorum. Buradan gelen aynı şekilde paralel almış olduğum bağlantıyı diğer sensörün girişine takıyorum. Yine 1 ve 2'ye. Şu anda 1 ve 2, 1 ve 2. Burada 4 kablo olduğunu görüyorsunuz. Çift çift bağlı çünkü soketler. Bağlıyoruz. Daha sonra 3 numara ve 5 numaradaki kablo ise birisi 70'e, diğeri de 72 numaraya bağlıyoruz ve 72'nin köprüsünü açık bırakıyoruz. İptal ediyoruz. Ya da o kabloyu söküp alabiliriz oradan. Fotosel aktif olduğu için bu işlemi yapılması gerekiyor. Tekrar genel bilgi vermek istiyorum. Cihazımızın 220 volt girişini yaptığımızda cihazda 2 adet switchlerden gelen kablonun lambası yanıyor. Switchlere basıldığında kapanma yönü veya açılma yönü şeklinde sistem kendini stop ediyor. Bunu rahat görüyorsunuz lambalardan. Onun haricinde burada da fotoselin çalıştığını gösteren, beslemesini ve sistemin normal olduğunu gösteren ışıkları görüyorsunuz. 3 tane de burada lamba yanıyor bakın. Fotosel önüne engel geldiğinde buradaki ışığımız sönüp buradan rolemiz kapanıyor, sistemi durduruyor. Açtığımızda ise sistem aktif hale geliyor. Cihazın önüne her türlü engel geldiğinde sistem sürekli kendini açmak için açık konuma getiriyor. Biraz daha yakından göstermeye çalışacağım. Dişlinin pozisyonunu görmeniz için. Kumandaya bastım. Kapı kapanma modunda çalışıyor. Fotosel önüne engel geldi. Durdu. Engel çekildiğinde bakın ters dönmeye başladı. Tekrar önüne engel geldi. Tekrar durdu. Ve tekrar kapıyı açma yönüne doğru çalışmaya devam ediyor. Bu işlem kapı kapatma pozisyonundayken geriye çekiyor. Şimdi ise kapıyı açarken önünden engel geçtiğini testini yapacağım. Kumandayla, evet şu anda kumandaya bastım. Kapı açılıyor. Önüne bir cisim geldi. Kapı durdu. Tekrar cisim önden geçtiğinde tekrar açılmaya devam ediyor. Önüne engel geldi. Duruyor ve tekrar açılıyor. Yani kapı açma yönündeyken kapı
Açılış yönüne doğru devam ediyor. Kapanma tarafına doğru dönüş yapmıyor. Sadece kapı kapanırken engele doğru gidip onu kıstırıp zarar vermemek için sistem durup kapıyı açmaya doğru dönüş yapıyor. Şimdi kumanda eşleştirme işlemini yapacağız. Onunla ilgili bir örnek göstereceğim. Bir adet kumandamızı alıyoruz. Kumandada iki adet tuş mevcut. Buradaki S1 tuşuna basılı tutacağız. Buradaki iki düğmeye de S1'e basıyoruz. Yeşil lamba yandı, yanım sönüyor. Kumandadaki iki tuşa da basılı tutuyoruz. Şu anda yanım sönme sabit bir şekilde yanıyor. Cihaz birbirini tanıdı. Test yapacağız. Start ediyorum. Çalışıyor. Basıyorum, duruyor. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Basıyorum, duruyor. Kumanda tanıtırken S1 tuşuna basılı tutuyoruz. Kumandanın iki tuşuna basılı tutuyoruz. Buradaki yeşil lamba yanıp sönecek. Sabit yanmaya başladığında eşleştirme yapılmış oluyor. Motorun takılacak olduğu kapımız burası. Motor bu bölgeye monte edilecek. Kapının çekme biraz ağır fakat yine de şey değil. Burada en yakın mesafemiz 6 santim kadar. Dişli bu aradan rahatlıkla çalışması sağlanıyor. Motor bağlantısı yapıldıktan sonra kapının mekanik kilit sistemi açılarak montaj işlemine başlanacak. Burada bizim yapacak olduğumuz ilave bir işlemimiz olacak. 3 santimlik bir profil eklemek zorundayız. Aralarına koyarak ara boşlukları doldurup rayın tek bir aks üzerinde çalışmasını sağlayacak. Dişli montajını yaparken de en arkadan öne doğru yaparak bu işlemi sonlandıracağız. Motor şasisi için dübelleri bağlayıp üzerindeki diğer plate'i yerleştirdikten sonra terazi ile iki taraftan dengesine bakıyoruz. Bu işlemleri de alttaki kontrol cıvatalarını yukarı aşağı kaldırarak teraz işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra motorun ön kısımda ve geri kısımda ayarlaması yapılacak ve montaj devam edecek. Dişli ray pozisyonları ayarlandı. Şu anda kaynaklar sağlamlaştırılacak. Burası enerji geçiş noktası. 30'luk boru içerisinden 3 çarpı 2,5 kablomuz geçecek. Aynı zamanda bu noktadan diğer kapanma noktasına da fotosel için ayrı kablomuz taşınacak. Bütün bağlantılar yapıldı. Fotosel ve diğer işlemler tamam. Şu anda kapının otomatik ayarlaması için işlem yapacağız. Esiş tuşuna 10 saniye kadar basıyoruz. Evet, yanıp sönüyor. Kendi kapı boyunu hesaplayacak. Daha sonra otomatik olarak kapı yüküne göre ve uzunluğa göre de kendini otomatik çalıştıracak. Şu anda programın yapılmasını bekliyoruz. Bu işlem 2 veya 3 sefer tekrar edecek.
orada. Şimdi geri çekiyor. Biraz daha hızlandı. Evet, devam ediyoruz. Kırmızı lamba yanıp sönüyor. Kapı boyu 8 metre olduğu için biraz zaman alacak. Daha sonra durma ve kapanma ve duruşlarda yavaşlayarak görevini yapacak. Diğer zaman ara bölümleri hızlı geçecek. Şimdi kapı boyu, kapı yükü ve zorlandığı noktaları otomatik hafızaya alıp bu bölgeleri hafızadaki sisteme göre çalışmasını sağlayacak. Şu anda açılma noktasına geliyor. Kapı açığı gördü. Evet, şimdi tekrar döndürüyor. Şu anda daha seri bir şekilde işlem yapıyor. Bakalım nasıl bir tepki gösterecek. Bu işlemi ilk defa yapıyoruz. Evet, şimdi kapalı. Evet, araç o kadar uzak mesafede, yaklaşık 30 metre kadar ileriden konum verildi. Kapı açmaya başladı. Şu anda araba geçerken gördüğü için tekrar duracak. Evet, açmaya devam ediyor. Şu anda sistemin çalışması normal. Hafızaya aldı. Normal görevini yapıyor. Evet, kapımızın rayların boyama işlemi yapıldı. Hafızaya alındı. Şu anda gayet stabil bir şekilde çalışmakta. Kapı boyu 8 metre olduğu için biraz kapanma ve açılma zaman alıyor. Fakat genel olarak performans çok güzel. Evet, 8 metrelik otomatik kapı montajı yapıldı. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yapacak olan veya düşünen arkadaşlara faydası olacaktır. Şimdiden kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere.